2023 seçimi Türkiye'de çok konuşuluyor. Türkiye içi siyasetin aslında bir numaralı gündem maddelerinden biri. İşte erken seçim tartışmaları bir yanda, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, ittifaklar açısından bunlar çok konuşuluyor. Ama tabii dünyada 2023 seçimleri Türkiye'nin hangi ülkelerin radarında sorusu da bir hayli önemli. Türkiye'yi yakından takip eden ülkeler hangileri? Sayın Pekin, bu bloğu sizle başlamak istiyorum. Buyurun Sayın Karakuş. Ben bir cümle müsaade isteyeceğim efendim. Buyurun Sayın ben Karakuş. Ben şimdi şunu söylemek istiyorum efendim. Fikirlerimi burada arz ederken ben Türkiye Cumhuriyeti Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanıyım. Bütün arkadaşlarımla, binlerce arkadaşımla konuşup ondan sonra buraya geliyorum. Onu özellikle belirtmek isterim. Yani bütün her dalda bizim karacı, denizci, havacı, jandarma, her türlü subay arkadaşımız var. Bin bir mühendis arkadaşımız var, doktor var, savcı var, hakim var, avukat var, efendim öğretmen var. Hepsiyle ben danışarak geliyorum. Onu özellikle belirtmek isterim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Lütfen. Bakın biraz evvel söylendi. Efendim bizim elektrikli araçlarımızın bataryasını Aspilsan yapacak. Aspilsan 1975'te kurulmuş olup benim de yönetim kurulu başkanlığı yapmış olan bir fabrikadır. Tamamen Kayserili vatandaşlarımız tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmiştir 1975'te. Onun için Kayserili efendim vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bugün onu da söylemek istiyorum. Çok teşekkürler. Şimdi 2023 seçimleri Türkiye için siyasette çok konuşulup tartışıldığı gibi dünyada da bazı ülkelerin radarında Türkiye. 2023 seçimine nasıl hazırlandığı, kimlerin Cumhurbaşkanı adayı olacağı. Bunu konuşmak istiyorum aslında bu blokta. Sayın Pekin, Türkiye neden bazı ülkelerin hedefinde ya da amaçları ne olabilir? Şimdi şöyle bir başlık sıralaması yapacağım. Çünkü Biden seçime gelmeden önce darbeyle değil seçimle açıklamasını yapmıştı. Biz bunu çok konuştuk bu stüdyolarda, çok tartıştık. Ne anlama geliyor, neyi ifade ediyorlar noktasında. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nden çocuk asker konusu, bununla ilgili çok çarpıcı iddialar, çarpıcı raporlar açıklandı. Ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri bir yana dursun, Avrupa Birliği'nde de bazı haberler, bazı yayın organlarının yaptığı içerikler söz konusu. Tüm bunları nasıl değerlendiriyorsunuz ve 2023 seçimlerinde Türkiye'yi radarına alan hangi ülkeler desem nasıl cevaplarsınız? Yani şöyle belki şöyle başlamak lazım konuşmaya. Aslında Türkiye'nin biraz deminden beri çok önemli bir ülke olduğunu söylüyoruz. Ve bu küresel mücadelede de Türkiye çok önemli bir ülke. Yani küresel mücadelede çok bu dünya üzerine geçişte işte Çin'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın veya diğer bölgesel güçlerin belli alanları, paylaşmaları, parçalemeleri bütün bu konulara baktığımızda Türkiye gerçekten çok önemli. Kim tarafından yönetiliyor, nasıl yönetiliyor, ne gibi sorunlar var. Biz Türkiye'nin iç yönetiminde iç siyasetini nasıl dizayn edebiliriz? Bütün bunlar yıllardan beri konuşuluyor. İşte en son Biden'ın söylediğini söylediniz. Biden hatta şey olmadan, içimden evvel kampanya sırasında açık ve net olarak biz bu sefer darbeyle değil de muhalefeti kullanarak, yerlerini kullanarak Türkiye'de şeyi değiştireceğiz, iktidarı değiştireceğiz gibi bir takım laflar etti ve şu anda da zaten büyük o Soros ve Soros tipi bütün sivil toplum kuruluşları, adına sivil toplum kuruluşu derseniz onlar başta olmak üzere Türkiye'de rejimi ya da Türkiye'de iktidarı değiştirmek için veya iktidarı zayıflatmak için öyle söyleyelim. Sadece değiştirmek de olmayabilir, zayıflatmak da olabilir. Zayıflatmak için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Böyle baktığımızda bunların başında Amerika Birleşik Devletleri'ne görür. Çünkü Türkiye'nin ne olacağı, yani bir defa Amerika Birleşik Devletleri Batı, Türkiye'nin Batı'ya çıpalanmasını istiyor. Yani Batı'ya demir atması. Bu açık ve Rusya'yla işbirliği ne kadar iyi olursa olsun, diğerleriyle işbirliği ne kadar iyi olursa olsun, Batı'ya çıpalanmasını istiyor. Rusya Türkiye'yle işbirliği yapmak durumunda, Rusya da takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Rusya seçimleri takip eder.
Yani Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor? Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlanan Rand raporları var. O raporlarda Türkiye'de önümüzdeki 10 yıl içerisinde belli bölgelerde bir takım şeyler, baş kaldırılar olabileceğini, o baş kaldırılara müdahale edilebileceğini, bu ve buna benzer çok sayıda çalışma var. Ve bu çalışmalar devam ediyor. Şu anda etrafımıza baktığımız zaman yine bunların başında İngiltere, öyle söyleyelim. Avrupa Birliği var. Avrupa Birliği özellikle Fransa ve Almanya açısından çok önemli. Türkiye'de ne olup ne bittiği, öyle söyleyelim. Şeyler arasında önemli. Yunanistan açısından. Ben Yunanistan'ı çok fazla öne çıkarmak istemiyorum. Çünkü sonuçta Yunanistan kendine ne evini verirse onu yapan büyük. Yani Yunanistan'ın evet bir Megalo iddiası var ama o Megalo'yu dair patronları istediği zaman sisteme sokuyor ve patronları onu görevi başarılı olduğu zaman işte bir tane ada veriyorlar, bir tane başka bir şey veriyorlar ve böylece mükafatlandırıyorlar. Yani maalesef böyle bir şey var Yunanistan'a. Ama şunu söylerim, yani başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya, Çin, ondan sonra bizim kendi şeylerimiz, Türk Cumhuriyetleri, onlar önemli. Azerbaycan var bu konuyla ilgili. Ve tabii ki Arap ülkeleri ve Kuzey Afrika diye değerlendiriyorum. Ben Fransa'yı saydım herhalde, Fransa ve Almanya'yı. Yani bu ülkelerin hepsinin hesabı var Türkiye'de. Ve bunların büyük bir kısmında Türkiye'de yatırımı var. Yani işte Katar'ın yatırımı şu anda 19 milyar dolar olmuş. Hollanda'nın yatırımı 16 milyar dolar. Diğer ülkelerin yatırımları da var. Yani baktığımız zaman Türkiye ekonomik açıdan Batı ile çok iç içe geçmiş vaziyette. Yani sadece Rusya'dan doğalgaz ve petrol de onların turistlerinin gelmesi, bizim oraya yaz ve meyve satmamız falan değil. Oradan çok daha gelişmiş ilişkiler var Batı ile. Ve bugün işte hükümet ya da iktidar Batı ile görüşmek durumunda. Hatta dikkat ederseniz Batı ile bizim yerimiz Batı'dadır. Dolayısıyla biz Batı ile ilişkilerini devam ettirmek durumundayız. Avrupa Birliği ile giriş taahhüdümüzde de herhangi bir sorun yoktur diye açık ve net olarak Batı ile ilişkilerimizi anlattık, anlatıyoruz. Gerçekten Batı ile çok yakın ilişkimiz var. Peki Türkiye'de iktidar değişimi ya da iktidar değişim tehdidi Türkiye'yi nereye götürür? Yani şöyle söyleyelim, dışarıdan Türk iş siyasetini bir şekilde şey yapmak, dizayn etmeye çalışmak ki ediyorlar şu anda, etmeye çalışıyorlar. Muhalefeti kullanıyorlar, sivil toplum örgütlerini kullanıyorlar, muhalefet içerisindeki bazı unsurları kullanıyorlar. Ben bunları daha evvelden yine bu televizyonlarda anlattım. Yani örtülü hareketler yapıyorlar. Örtülü harekatın anlamı şudur. Yani örtülü harekat, üç türlü örtülü harekat yapıyor. Yani işte birisi siyasi gruplara ya da karşıt gruplara ya da ülkedeki şeyden hoşlanmayan, sistemden hoşlanmayan gruplara yardım etmek suretiyle o ülke istediğiniz şekilde sokmaya çalışın. Para yardımı yaparsınız. İş sahası açarsınız birilerine. Onlar vasıtasıyla işte bu şey tipi, gezi tipi veya başka tip olaylar çıkar. Birisi bu. İkincisi suikastler yaparsınız. Belli adamları ki Türkiye'de son dönemlerde bunlar da yine söylemiştik. Ufak tefek uyarışlar var ama istihbarat örgütleri gerekenlerini yapıyorlar. Daha olmadan bir takım faaliyetleri yere gelip yapıyorlar ama bunlar önümüzdeki dönemde artabilir diye değerlendiriyorum. Seçimler yaklaştıkça bu artabilir. Başka darbeye yönelik faaliyetler yapıyor. Yani askeri darbe veya başka türlü darbe usulleri kullanılmak suretiyle bölgede bir darbe beklentisi bekletti. Bütün bunların hepsi hükümet üzerinde, iktidar üzerinde çok önemli bir psikolojik etki yaratır. Yani siz ne kadar ne derseniz deyin, bu tehditler bir şekilde gelmeye başladığında ister istemez yapacak iki şey var. Yani ya işte seçime gidersiniz, seçimde değişiklik olur, iktidar değişir ya da siz işin vehametini görürsünüz ama karşı tarafın size empoze etmek istediği hedefleri hayır diyemez.
Yani bu da yapılabilir. Türkiye şimdi böyle bir ortamda. Yani Türkiye dört bir tarafından sıkıştırılıyor. Yani hem ekonomik olarak sıkıştırılıyor, hem muhalefet kanalıyla, işte toplu şey kanalıyla, işte, ne diyor Biden? İşte özgürlük, demokrasi, insan hakları, bu ve bunun gibi kavramlar üzerinden çok farklı yerlere getirirsin. Şimdi hep şunu söylüyoruz. Bana belki bazı kişiler yani beğenmeyebilir söylediklerim ama sonuçta dünyada baktığımız zaman Batı demokrasisiyle bizim anladığımız demokrasiler de fark olabilir. Batı kendi inandığı değerleri, ilkeleri bize empoze etmeye çalışıyor. Diyor ki bunlar uluslararası standarttadır. Şimdi gerçekten uluslararası standartta mı? Yoksa başka şey mi var? Başka bir yönetim biçimi vardır. Yani bize özgü yönetim biçimi vardır. Ona bakmamız lazım. Yani Batı'da oluşan insan hakları, demokrasi şu bu, oradasının aynısını gelip bu da, bizim ülkemize şey yapmak ya da Doğu'da herhangi bir ülkeye, Asya'da herhangi bir ülkeye adapte etmek gerçekten demokrasi getirir mi? İnsan haklarını getirir mi? Yoksa başka tehditler mi olmak lazım? Yani ben bu konuda dikkatle bakmamız gerekiyor. Yani Doğu'da, Batı'da olan her şey Doğu için iyi midir? Batı'da olan her şey Asya için iyi midir? Çünkü arada gerçekten çok farklı kültürler var. Çok değişik kültürler var. Demokrasinin, insan haklarının, özgürlüklerin kültürel olarak nasıl anlaşılacağı önemli. Yani böyle baktığımız zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Yani bir de şimdi bu kavramlar kullanılmak suretiyle Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Mesela Türkiye'nin başında 40 yılları uğraştığı bir PKK belası var. Şimdi de ya yıllardır uğraştığımız Suriye'nin kuzeyinde, hemen güneyimizde bir devlet kurmaya çalışan YPG-PKK belası var. Irak'ta öyle bir sorun var. Yani daha düne kadar Karabağ'da sorun vardı. Ki hala var. Yani Ermenilerle oturup Azerbaycan barış anlaşması yapıp sınırlar belirlenecek. Karşılıklı anlaşmalar yapılacak. Yani böyle bir ülkede işte bakıyoruz Karadeniz'in çok daha fazla şeyi var. Tehdit boyutuna gelmesi, bir savaş denizi, bir çatışma denizi haline gelmesi söz konusu. Bütün bunlar belli. Türkiye'de şey yok, tasarruf kültürümüz yok. Farklı bir şey, bir pandemiden geçtik, tasarruf kültürümüz yok. Yatırım yapmak durumundayız, size biraz evvel söylediler. Çok büyük bir şey var, işsizlik var, genç bir grup var. Onların istihdam edilmesi gerekiyor, istihdam yaratılması gerekiyor. Bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye onların söyledikleri ilkeleri, yani ilke olarak doğru olabilir ama onun içindekileri, alt başlıkları gerçekten Türkiye'ye veya Asya'da başka bir ülkeye uygulanabilir mi? Uygulandığı zaman bunun adı Batı tipi demokrasi olur mu, olmaz mı? Yani bütün bunlara bakmak lazım. İstedikleri bu değil zaten. İstedikleri Türkiye'de insan hakları, demokrasi falan değil. İstedikleri iki şey var. Ya iktidarı değiştirmek istiyorlar ya da mevcut iktidarı biraz evvel söylediğim tehditlerle şey yapmak suretiyle, yıpratmak suretiyle kendilerinin empoze edeceği bir takım faaliyetleri, fikirleri ya da hareket tarzlarını kabul etmek durumunda kalmasını istiyorlar. Ve bütün bu faaliyetler maalesef bu şekilde yönetiliyor. Başta biraz evvel söyledim, saydığım ülkeleri de, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bu konuda gereken her türlü faaliyeti yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Rusya, Çin dahil olmak üzere. Evet.